Merhaba değerli arkadaşlar. Kümeler konusunun ikinci testiyle beraberiz. Birinci sorumuzdan devam edelim. Şimdi bir A kümesinin alt kümelerine 8 tanesi, aynı zamanda da B kümesinin de alt kümesi olarak veriliyor. B fark A 3'e eşit, A birleşim B de 10 ise A fark B ifadesinin değeri soruluyor. Şimdi Venn şemasını çizerek sorumuzu beraber tekrar ne vermiş, ne isteniyor? Ona göre tekrar inceleyerek sorumuzu çözelim. Burası A kümesi, burası da B kümemiz olsun. Birinci ifadede demiş ki A kümesinin alt kümelerinden 8 tanesi aynı zamanda da B kümesinin de alt kümesi olarak veriliyor. Bunun anlamı şu: madem ki alt kümeleri eşit, bir adım daha yukarı çıktığınızda o zaman eleman sayıların da eşit olması lazım. Yani A ve B kümelerinin ortak eleman sayısı olması lazım. Demek ki şuradaki ifade 2 üzeri n formülünden 3, yani 2 üzeri n de alt küme formülümüz. Bunu 8'e eşit olarak verdiğine göre n ifadesi buradan 3 gelmesi lazım ki A kümesinin eleman sayısının alt, yani öz küme sayısıyla B kümesinin alt küme sayılarının ortak olması için şuradaki ifadenin de ortak olarak gelmesi lazım. Bunu bulduk. Yani A kesişim B ifadesini bize 3 olarak vermiş. İkinci aşamada B fark A ifadesi, yani B'de olup A'da olmayan eleman sayısını da vermiş. Burasını 3 veriyor. A birleşim B ise, şuraya X diyelim. Yani A birleşim B ifadesi, A birleşim B ifadesi X artı 3 artı 3'ün değerini vermiş bize, 10. Buna göre A fark B, yani A'da olup B'de olmayan ifademizin değeri nedir? Kaç tane elemanımız vardır diye soruyor. Yani X'in değerini sormuş. X eşittir 6, burada karşı atarsanız buradan 4 gelecek. O zaman şurası da A fark B olarak sorumuzun, tabii şöyle diyeceğiz, S A fark B diyeceğiz. Bu da sorumuzun karşılığı 4 olarak gelecek. Yani B şıkkımız oluyor. A, B ve C ayrık kümeleri, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. A'nın tümleyeni 10, B'nin tümleyeni sayısı 5 ve C'nin tümleyeninin sayısı da 7 olarak veriliyor. A birleşim B, B birleşim C ifadesi de 8'e eşit ise evrensel kümenin kaç tane elemanı vardır diye isteniyor. Yine Venn şemamızı çizerek soruyu böyle bir görsel olarak beraber çözelim. Şimdi A kümesi var. Buradaki ifade. Bunu ortak olarak mı çizeceğiz, ayrı mı çizeceğiz? Soru demiş ki ayrı küme. Yani A, B ve C herhangi bir şekilde birbirleriyle ortak özellikleri olmayan, yani birbirine değmeyen kümeler olacak. Burası da C olsun. Şimdi bunlara da harf verelim. X, Y, Z ve T diyelim. Eleman sayıları olarak X, Y, Z ve T olarak. Şimdi soru diyor ki A'nın tümleyeninin sayısı 10. Yani A ifadesine bakmayacaksınız. A'nın geriye kalan bütün eleman sayısı Y, Z ve T ifadelerin eleman sayısını 10 olarak veriyor. Y artı Z artı T'nin değeri 10'a eşit olarak veriliyor. Daha sonra B'nin tümleyeni sayısı, bu sefer B kümesini görmeyeceksiniz. X, Z ve T ifadesi. X, Z ve T ifadesi, şu X gibi duruyor da burası Y. Kaça eşit olarak veriliyor? 5'e. Daha sonra C'nin tümleyenine bakacağız. X, Y ve T. X, Y ve T ifadesi veriliyor. Bu da kaça eşitmiş? 7'ye. Ve A birleşim, B birleşim, C'nin eleman sayısı 8. Yani X, Y ve Z ifadesini topladığımız anda itibaren X artı Y artı Z ifadesini topladığımız anda da bu da karşımıza 10 olarak geliyor. Şimdi bunları taraf tarafa toplayacağız. Tabi burada yer kalmadı. Şuradan devam edelim. Şimdi toplarsanız bakalım. Burada kaç var? 1X, 2X, 3X var. Toplam olarak 3 tane X'im var. Bir tane Y burada var. Bir tane daha var. 2 tane, 3 tane Y'miz oldu. Daha sonra Z'ye bakalım. 1, 2, 3 tane Z var. 3Z, bir de T'ye bakacağız. 1 tane burada var, 2 tane burada var, 3 tane de burada olmak üzere 3 tane T ifadesi var. Kaç eşit bunlar? 10 tane ifademiz, pardon şurada 8 yanlışlık oldu. 10 tane burada var, 8 burada, 18. Burası ne yaptı? 25. 5 daha 30. O halde 30 toplam ifademiz. Bunlar da 3 parantez alırsam X artı Y artı Z artı T eşittir 30. Her iki tarafı da 3'e bölersem X artı Y artı Z artı T eşittir 10. Bizden de ne istemişti zaten? E'nin, yani evrensel kümenin buranın tamamı X artı Y artı Z artı T ifadesinin değerini istemişti. 10 olarak bulduk. Yani A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacak.
Sıradaki soruya bakalım. Şimdi A kümesi veriliyor. X, X öyle ki sıfırdan büyük ve elemanlıdır. Reel sayı olarak veriliyor. B kümesi de burada çizgi vermiş, burada nokta nokta vermiş. İkisi de aynı demek. Öyle ki demek. X öyle ki mutlak değer X'in 2'den büyük, eşit veya da büyük olduğu değerleri özelliğini vermiş. X elemanıdır. Reel sayı olarak veriliyor. Ve evrensel kümemizde reel sayı ise A birleşim B'nin tümleyenin kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye isteniyor. Şimdi soruyu okuduk ama adım adım tekrar soruyu çözmeye çalışalım. Birincisi A kümesini buradan gösterelim. Ortak özellikten şöyle bir çizgi çizelim. Ve diyor ki X'in şurası 0 olsun. Dahil mi? Büyük, X büyüktür 0 dediğine göre. Dahil değil. O halde şöyle bir içini boş bırakalım. Nereye kadar gidecek? Artı sonsuz istikametine kadar devam etmesi gerekiyor. Bunu da çizelim. Şöyle kırmızı veyahut da pembe bir tebeşir ile. Bizim X'in 0'dan büyük olduğu ve reel sayı olduğu ifadelerimiz 0 hariç artı sonsuza kadar ki gidecek olan ifademiz. Şimdi B kümesine baktığımda mutlak değerin 2'ye eşit veyahut da büyük olduğu ifadeler nereden itibaren gelmesi lazım? Eksi 2'den daha küçük ve 2'den daha büyük olan ifadelerimiz. Bunu da çizelim. Şuraya eksi 2 diyelim. Buraya da artı 2 diyelim. Değil mi? Çünkü eksi 2'den daha küçük bir değer verirseniz eksi 5, eksi 10 dışarıya artı olarak çıkacağından 2'den büyük değer yapacaktır. Zaten 2'den de büyük değer verdiğiniz anda itibaren yine denklemimizi sağlayacaktır. Dolayısıyla buradaki ifadeler ama ne olacak? İçini karalayacağız. Bunlar kümemize dahil olacak. Çözüm kümemiz veyahut da geçerli olan tarafı neresi? Buradaki ifademiz. Buradaki 2'den sonraki ifademiz de artı sonsuza kadar ki aldığımız noktamız. Şimdi bu A kümesi, burası da B kümesi. Şimdi bunu yazdık. Liste ortak özellik yöntemiyle yazdık. Şimdi soru ne istiyor bizden? A ile B'nin birleşiminin tümleyeni. Peki nasıl yapacağız bunu? Şu tümleyeni görmeyin. Önce A birleşim B'yi bulalım. Daha sonra bunun dışındaki ifadelere bakacağız. A birleşim B ifadesi ne yapacak? Şuradaki bütün ifadelerimizin ortak özelliğini alarak birleştireceğiz. Tekrar buradan bir sayı çizgimizi çizelim. A birleşim B'ye bakacağız. Şimdi buradaki ifademizi birleştirdiğimiz anda itibaren bir defa ne yapacak? Şu eksi 2'den dahil olarak olan ifademiz sorumuzun buradaki ifademize dahil gelecek. Burası görünüyor zaten. Şunları birleştirdim. Buradaki ifadeyi de birleştirdiğimde şuradaki ifadem 0 ifadesi açık olacak. 0 dahil değil. Şuradaki ifade artık ne yapacak? Birleşim olarak geldiği için şuradaki ifademiz devam edecek. Zaten bunlar ortak. 0 ile 2 arasındaki ifadem de artık A birleşim B dediğim için buradaki ifademize ne yapacak? Dahil olacak. Bundan sonraki ifademiz 3. ifade A birleşim B ifadesinin tümleyeni. Yani artık ne diyelim? Olmayanı. Tekrar devam ettiğimizde buradaki ifademiz eksi 2 dahil. Burada dahildi. Artık ne yapacağız? Dahil olmayacak. Sıfır dahil değildi. Burada dahil edeceğim. Ve buradaki kırmızıya boyadığım taraflar beyaz. Beyaz olan taraflarım kırmızı olacak. Yani artık bu fonksiyonun veyahut da bu kümenin tam tersine bakıyorum. Bunları birleştirdiğim anda itibaren o zaman eksi 2 ile şurası nedir? Sıfır olarak geliyor burası. Burası da sıfır olacak. O zaman buradaki ifademin çözüm kümesini nasıl ifade edeceğim? A, şöyle yapalım. A birleşim B'nin tümleyeni eşittir diyeceğiz. X öyle ki nereden nereye kadar dahil? Eksi 2'den sıfıra dahil, X sıfıra dahil olacak. Kapatıyorum burayı. X elemanıdır. Reel sayı diyeceğiz. Küme işaretimizi kapatacağız. Ve bu ifademiz bizim çözüm kümemiz veyahut da A birleşim B'nin tümleyeni olacak. Eksi 2 dahil değil. Sıfır kapalı olduğu için dahil. X ifadesi burada hareket edecek veyahut da bu aralıkta çözüm verecek. Bu da hangi şıkkımız oluyor? X eksi 2 ile 0 arasında ifademiz C şıkkımız sorumuzun cevabı oluyor. Dördüncü soruya bakalım. Üçüncü soruya benzer bir soru özelliğimiz var. A kümesi veriliyor, B kümesi veriliyor ve A fark B kümesinin alt küme sayısı kaçtır diye soruluyor. Yine bunu ortak özellik yöntemiyle ifademizi A kümemizi yazalım. Şimdi A kümesine baktığımızda nereden hareket ediyor? Eksi 10'dan eksi 10 dahil olmak üzere 100'e kadar devam ediyor ve tam sayı olarak devam edecek. B kümesi ise eksi 5'ten başlayarak 100'e kadar yani artı 100'e kadar devam ediyor ve eksi 5'te ifadeye dahil. Bunu tabi hepsini yazacak değilim. Şimdi eksi 10
pardon, eksi 10 er burası. Eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5. Buradaki ifademiz artık devam ediyor. Artı 100'e kadar. B kümesine baktığımızda buradaki ifademiz de nereye kadar gidecek? Yine 100'e kadar gidiyor. Ama nereden başlıyor? Eksi 5'ten başlıyor. Eksi 5 ifadesi de ne yapacak? Dahil olacak. Yine eksi 10 ifadesi de dahil olduğu gibi. Şimdi A fark B ifadesinin anlamına bakalım tekrar. Bunun anlamı şuydu. A'da olup B'de olmayan küme elemanlarıydı. Şimdi eksi 5'ten sonraki bütün elemanlar ortak. Dikkat ederseniz eksi 5'ten sonra 100'e kadarki olan bütün ifadeler tam sayı olarak ortak olduğu için A fark B dediğimde ortak olmayan özelliklerimiz şuradaki tam sayılarımız olacak. Yani A fark B dediğimizde kaç gelecek? Eksi 10. Sonra eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5 edemeyeceğiz çünkü eksi 5'ler ortak. Dolayısıyla A fark B dediğimde şu ifade çıkacak. Kaç tane elemanı var? 1, 2, 3, 4, 5 tane A fark B kümesinin elemanı var. Benden istediği şu, A fark B kümesinin alt küme sayısı, o da nedir? 2 üzeri n'di. Demek ki 2 üzeri 5 eşittir 32 dersem bu soruyu çözmüş olurum. A şıkkımda cevabım olmuş olur. Bir sınıf İngilizce veya Almanca dillerinden en az birini bilen öğrencilerden oluşmaktadır. İngilizce bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin sayısının 3 katı olarak veriliyor. Yalnız bir dil bilenlerin sayısı 24 ve her iki dili bilenlerin sayısı da 6 olduğuna göre sadece İngilizce bilen kaç tane öğrenci vardır? Yine ben şemamızı çizerek bu soruyu çözmeye çalışalım. Şurası birinci kümemiz, ikinci kümemiz. Burası İngilizce, şurası da Almanca olmuş olsun. Şimdi soruda peki evrensel küme var mı? Yani evrensel küme dediğimiz şu, İngilizce ve Almanca'nın dışında dil bilmeyen veyahut da üçüncü bir dil bilen var mı diye bakıyorum. Yok. Bir sınıf İngilizce veya Almanca dillerinden en az birini bilen demiş. Demek ki bütün hadisemiz şu iki kümeden meydana geliyor. İngilizce bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin sayısının 3 katı. Bunu yazalım. Yalnız bir dil bilenlerin sayısı 24. Bunu da bir köşeye yazalım. Biz çünkü ortak elemandan başlayacağız. Her iki dili bilen, aradığım kelime bu. Her iki dili bilenlerin sayısı 6. Demek ki şurası ortak elemanımız İngilizce ve Almanca'nın her ikisini bilen öğrencimiz 6 tane. Buna göre sadece İngilizce bilen kaç öğrenci var? Hemen bunu bulduktan sonra buraya x, buraya da y diyelim. Fonksiyonlarımızı, denklemlerimizi çıkartalım. İngilizce bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin sayısının 3 katı. Yani S, İngilizce'nin sayısı eşittir Almanca bilenlerin S, ne diyelim, Almanca'nın 3 katı. Bunu buradan bulduk. Daha sonra yalnız bir dil bilenlerin sayısı. Bir dil bilenler kimdir arkadaşlar? X'tir, bir de nedir? Y'dir. O halde X artı Y ifadesinin de toplamı 24 olarak veriliyor. 6 tane de ortak öğrencim vardı. Bulduk. Şimdi i ifadesine bakalım. İ ifadesinin değeri nedir? X artı 6. Yalnızca İngilizce bilen öğrenci sayımız. Almanca bilen öğrenci sayımız 6 artı y. 6 artı y. Fakat nedir? İngilizce x artı 6 ifadesi bunun 3 katı olarak veriliyor. Şimdi 2 tane bilinmeyenim var. 2 tane de denklemim var. O halde bunu taraf tarafa toplayarak çıkartacağız. Ama öncelikle şurayı bir toparlamamız lazım. X artı 6 eşittir 18 artı 3y. Buradan karşı atalım. X eksi 3y olacak. 6 ile karşı atarsam 12. X artı y'nin değerini biliyorum. Şu karışmasını şöyle yapalım. X artı y'nin değerini biliyorum kaç? 24. X eksi 3y'nin değerini biliyorum kaçtır o da? 12. Neyi arıyorum bu sefer? Sadece İngilizce bilen. Yani şuradaki x'in kendisini arıyorum. O zaman şurasını 3 ile çarparak toplayalım. Buradan 3x. X daha gelirse 4x. 3y'ler eksi 3y'ler birbirini götürecek. 3 kere 24. 20 olsa 60, 12, 72. 72'yi 10 ile toplamış olsam 82. 2 ile daha topluyorum. 84. O zaman şöyle yapalım. 4x 84'e eşitse x eşittir. Her iki tarafta 4'e bölersem 21. Yani A şıkkımız doğru cevabımız olacak.
En az bir yabancı dil bilenlerin bulunduğu bir kafilede Fransızca bilenlerin hepsi İngilizce, İngilizce bilenlerin hepsi de Almanca bilmektedir. Fransızca bilmeyenlerin, İngilizce bilmeyenlerin 5 katı ise sadece 2 yabancı dili bilenler ile sadece 1 yabancı dil bilenlerin kaç katıdır ya da oranı nedir diye soruluyor. Şimdi önce sorumuzu şuraya kadar tekrar okuyalım. Şimdi diyor ki en az 1 yabancı dil bilenlerin bulunduğu bir kafilede, yani bir tane bir kafilemiz var, bir grubumuz var ve bunların hepsi yabancı dil biliyor. Buraya kadar tamam. Sonra diyor ki bu Fransızca bilenler hepsi İngilizce biliyormuş. Demek ki çekirdekte bir Fransızca bilen bir grubumuz var. Buna F diyelim. Daha sonra bu Fransızca bilenlerin hepsi İngilizce, Fransızca bilenlerin hepsi İngilizce de biliyor. O zaman şuradaki ifademiz İngilizce de olması lazım. İngilizce bilenlerin hepsi de Almanca bilmektedir. Almanca. Şimdi Fransızca konuşabilen 3 tane dil konuşuyor. Bunların hepsi ortak eleman olduğu için Fransızca konuşabilen İngilizce ve Almanca da konuşabiliyor. İngilizce konuşabilen Almanca da konuşabiliyor. Almanca konuşabilen sadece bir tek yabancı dil konuşabiliyor. Fransızca bu işin merkezinde. Yani 3 tane yabancı dil bilenler burada, 2 tane yabancı dil bilenler burada, 1 tane bilenler de bunun dışındaki kalan şu aradaki vatandaşlar. Bunu gördükten sonra zaten soru bitiyor. Fransızca bilmeyenler, yani Fransızca bilmeyenler, şunlara ne diyelim? X, Y diyelim. Fransızca bilmeyenler kaçtır? X artı Y. X artı Y. İngilizce bilmeyenlerin 5 katı. İngilizce bilmeyenler kim var? Sadece X var, yani Almanca bilenler var. Demek şurası 5X olacak. Karşı atalım, Y eşittir. Buradan 4X olacak. 5 katlı ise sadece 2 yabancı dil bilenler. Sadece 2 yabancı dil bilenler nedir arkadaşlar? Y. Yani şuradaki Y harfi ya da İngilizce konuşan kimse, İngilizce konuşan aynı zamanda Fransızca da konuşuyor. Demek ki bunun karşılığı Y. Sadece 2 dil bilenler, sadece 1 yabancı dil bilenler. 1 yabancı dil bilen kimdir? Almanca konuşanlar. O da X. X olarak gelecek. 1 dil bilenlerin bilenlerin kaç katıdır diye isteniyor. Demek ki Y bölü X'in oranı isteniyor. Y bölü X'i şöyle yapalım. Buradan da çıkartabiliriz. Şimdi Y ifadesi kaç? X'i de buraya yazarsam. İçler dışlar çarpımı yaptığımda X'in karşısına 4 gelmesi lazım. Burası 1. O halde buradan sorumuzun cevabı 4 olarak gelecek. Yani C şıkkımız. Bir sınıftaki öğrenciler A, B ve C derslerinden herhangi ikisini seçeceklerdir. A dersini 15, B dersini 18 ve C dersini de 19 kişi seçtiğine göre sınıfın mevcudu kaçtır diye isteniyor. Şimdi 3 tane dersimiz var. Şurası nedir? A kümesine ait A dersi. Yine burası B kümesine ait B dersimiz. Ve şurası da C kümemiz. Şimdi soruyu tekrar okuyalım. Bir sınıftaki öğrenciler A, B, C bunu tamam anladık. Herhangi ikisini seçeceklerdir. Yani bir tane seçemiyorlar. Üçünü beraber de seçemiyorlar. Seçecekleri iki tane ders olacak. Ne azı ne de çoğu. O zaman şuradaki ifade A kümesinde kaç tane olacak? Eleman sayımız 0. B kümesindeki eleman sayımız kaç olacak? 0. C kümesindeki tek başına kalan eleman sayımız yine 0 olacak. Bunlar hani bir tane ders alacak olan öğrenciler. Böyle bir öğrencimiz yok. Aynı zamanda 3 tane ders alan öğrenci de yok. O zaman burası da ne yapacak? Yine 0 olarak gelecek. Buraya ne diyelim? X, Y ve Z diyelim. Şunlar X, ikişer tane ders seçen arkadaşlar. Şimdi bir soru diyor ki tekrar bakalım. A dersini 15. Yani A dersini seçen kaç kişi var burada? X artı Y. X artı Y ifadesi kaç olacak o zaman? 15. B dersini seçen, B dersinin içerisindeki öğrenci sayısına bakıyorum. Y artı Z ifadesi var. Kaç kişiymiş bunlarda? Y artı Z 18. C dersini de baktığımda buraya C dersini seçen kaç kişi var? X artı Z. X artı Z ifadesi de 19 kişi olacak. Buna göre sınıfın mevcudu kaçtır? Demek ki buradan X artı Y artı Z ifadesini bulursam sınıfın da mevcudunu bulmuş oluruz. Taraf tarafa toplayalım. Bir tane X, iki tane X burada var. İki tane Y var. İki tane Z var. İki parantezini alırsam X artı Y artı Z gelir. Bunlar da kaç gelir buradan? 20 olsa 35. Bir düştüm 34. 34 ile 18'i toplarsak eğer, yanlış yapmayalım, toplayalım. Buradan 2 gelecek. 4, 12. 4, 1 daha 5, 52. Buradan 52'yi de 2'ye bölerseniz X artı Y artı Z ifadesi de ne yapacak? 26 olarak sorumuzun cevabı gelir. O da D şıkkımız oluyor.
Bir sınıftaki öğrencilerin %40'ı matematikten, %70'i Türkçeden başarılı, %20'si ise bu iki dersten de başarısızdır. Sadece Türkçeden başarılı olanlar 20 kişi ise her iki dersten de başarılı olan kaç kişi vardır diye isteniyor. Şimdi şu Venn şemamızı çizerek soruya bakalım. Burası evrensel kümesi çünkü başarılı olan da var, başarısız olan da var. Şurası da matematik, buraya Türkçe diyelim. Şimdi soru diyor ki yüzdelik ifadelerle vermiş. Ben bu çok yüzeyle uğraşmak istemiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Sınıfın %100'üne 100x dersem o zaman %70'i de 70x, %20'si 20x, %40'ı da 40x olacak. Ne vermiş bize? Matematikten başarılı olanlar. Yani SM'nin karşılığını vermiş. Kaç olarak yazalım bunu? 40x. ST'yi vermiş. Türkçeden başarılı olanların sayısı 70x. Bir de her iki dersten de başarısız olan öğrenciler var. Bundan da %20. O zaman orası da 20x. Bu da buradaki ifademiz. Yani evrensel kümenin sınıfı. Bu artık evrensel kümemiz sınıf oldu. Sınıfta başarısız olan öğrencilerimizin oranı 20x. Şimdi bana ne lazım? Şuradaki ifademizin ortak kümesi lazım ki bundan sonra ifadelerimizi yazarak çıkartabileyim. pardon. Şöyle bir özelliği biliyorum. Buradaki ifadelerimizin toplamı nedir? M artı T ifadesinin oranı 110x gelecek. Fakat içeride ne var şuradaki ifade? 20x'i buradaysa, yani 100 tane talebenin 20 tanesi buradaysa, matematik ve Türkçeden başarılı olan öğrencilerin sayısı nedir toplamı? 80x olması lazım. Yani M birleşim, şöyle bir formülümüz vardı, yazalım buraya. Yani M birleşim T sayısı neye eşit olacak? SM artı ST eksi SM kesişim T olarak yazmamız lazım. Yani M kümesinin matematikleri ayrı, Türkçeleri ayrı. Ortak olan kesişimleri çıkarttığımda bunların birleşimi sayısını buluyorum. Birleşimi sayısını biliyorum. 80x eşittir diyeceğim. Buradaki ifademiz 40x artı 70x eksi diyeceğiz. SM kesişim T diyerek buradaki ortak kümeyi bulacağız. Burayı karşıya atarsanız eksi 30x eşittir eksi SM kesişim T. Buradan da 30x olarak kesişimdeki şuradaki değerimiz M kesişim T olarak buradaki ifademizi bulmuş olduk. O zaman şuraya 30x yazalım. Şimdi bunu bulduktan sonra matematikten başarılı olan 40x ise buraya 10x düşecek. Türkçeden 70x başarılıysa 30x'ini buradaysa 40x'i de sadece Türkçeden başarılı olan öğrenci olacak. Bunu da şeyden vermiş, Türkçeden başarılı olan 20 kişi ise demiş. Yani 40x'imiz 20'ye eşitse x buradan ne yapacak? 1 bölü 2 olarak gelmesi lazım ki şurası 20 olsun. Son aşama sorunuz, son kısmı. Her iki dersten de başarılı olan kaç kişi vardır diyor. Her iki dersten başarılı olan kimdir? 30x. O zaman 30x'in değerine bakacağım. 30x eşittir 30 çarpı 1 bölü 2'den 15 olarak. Sorumuzun cevabı gelecek. Yani her iki dersten de başarılı olan öğrencimiz 15 kişiymiş arkadaşlar. Bir sınıfta fizikten geçenler kimyadan kalmışlardır. Demek ki fizik ile kimya arasında ortak bir öğrencimiz yok. Bunlar kendi başlarına ayrı küme olacak. Sadece kimyadan geçenler sınıfın %10'u, sadece fizikten geçenler %5'i ve sadece matematikten geçenler ise %20'si. Sınıfın %55'i fizik veya kimyadan geçtiğine göre matematikten geçenler sınıfın yüzde kaçıdır? Şimdi soruyu daha iyi anlamak için yine Venn şemamızı çizelim. Şurası birinci kümemiz olsun. Burası ikinci kümemiz. Şimdi fizik burası, matematik burası, kimya da bunun yanında olması lazım. Çünkü her üçünden geçen öğrenci yok. Yani fizikten geçen kimyadan kalmış, kimyadan geçen fizikten kalmış. Fizik ile kimyanın ortak talebesi, ortak kümesi yok. Şimdi ikinci noktada sadece kimyadan geçenler sınıfın %10'u. Geçen dersteki yaptığımız gibi, geçen soruda yaptığımız gibi %100'üne 100x diyelim. O zaman %10'u da ne yapacak? 10x olacak. Sadece kimyadan geçen, yani şurası 10x. Tamam. Sadece fizikten geçen, o zaman burası 5x. Sadece matematikten geçenler, burası da 20x olacak. Şuralar boş kaldı. Bunlara da y diyelim, şuraya da t diyelim. Matematikten geçenler %20 ise sınıfın %55'i fizik veya kimyadan geçtiğine göre, yani veya dediği için toplamamız gerekecek. Nereyi toplayacağım? Fizik veya kimya. Yani 5x artı y, t artı 10x, %55 yani 55x edecek. 5x artı y
artı t artı 10x eşittir 55x gelecek. Buradan y artı t'yi çekmemiz lazım. 15'i karşıya atarsanız buradan 40x gelecek. Yani şuradaki ifade y artı t ifadesi 40x. Benden de istemiş oldu. Matematikten geçenler sınıfın yüzde kaçıdır? Yani y artı t artı 20x. Matematikten geçenler buradan o halde y artı t artı 20x. 40x'i bulmuştum buradan. 40x artı 20x. O halde burası 60x olarak gelecek. 60x neydi? Sınıfın %100'ü x ise 60x o zaman sınıfında %60 olması lazım. O da sorumuzun değişik oluyor. Evet değerli arkadaşlar, testimizin son sorusuna bakalım. Şimdi bir topluluktaki insanların 18 tanesi gözlüklü, 30 tanesi ise gözlüksüzdür. Bu toplulukta yaşlı veya gözlüksüz olanların sayısı 36 olduğuna göre gözlüklü gençlerin sayısı kaçtır? Şimdi bayağı bir kafa karıştırıcı bir soru. Bu soruyu çözmek için Venn şeması değil de tablo yöntemini kullanalım. Çünkü değişken sayımız çok. Bizden istemiş oldukları özelliği tablodan çıkartarak alalım. Peki tabloyu nasıl kuracağız? Şu şekilde bir matrikse benzer bir tablo çizelim. Şuradan baktığımızda, şimdi değişken sayımız nedir ona bakalım. 18 tanesi gözlüklü, 30 tanesi gözlüksüz. O zaman gözlüklü ve gözlük takan bir grubumuz var. Gözlüklü. Bir de gözlük takmayan grubumuz var. Buraya da ne yapalım? Gözlüksüz diyeceğiz. Daha sonra kim var? Bunları çaprazladığımız yaşlı veyahut da gençler var. 18 tane gözlüklü, 30 tanesi gözlüksüz. Bu toplulukta yaşlı veyahut da gözlüksüz olanların sayısı 36 olduğuna, gözlüklü gençlerin sayısı, yani grupta ihtiyarlar ve gençlerden oluşuyor. Buraya yaşlı diyelim, burasına da genç diyelim. Şimdi yaşlı, genç, gözlüklü ve gözlüksüz olmak üzere 4 tane grubumuz var. Başka ne vermiş? 18 tanesi gözlüklü. Yani gözlük takanların sayısı toplamı şurası kaç gelecek? Bize 18 olarak veriyor. Bunu tamam, bunu da yazdık. 30 tanesi ise gözlüksüzdür. Gözlük takmayanlar yaşlı ve gençlerin toplamı da 30 olarak gelecek. Demek ki grubun tamamı kaç kişi olacak? 18 artı 48'den 18 artı 48 18 artı 30'dan 48 kişiymiş. Demek ki şu grubumuzun tamamı 48. Bunu da bulduk. Şimdi soru diyor ki bu toplulukta yaşlı veya gözlüksüz veya dediği için toplama arkadaşlar dikkat edin. Bu toplulukta yaşlı olanlar. Yaşlılarımız kim? Buradaki grubumuz gözlük takan veyahut da gözlük takmayan önemli değil. Yaşlı. Veya gözlüksüz olanların, gözlüksüz olan gençler kim o zaman? Gözlük takmayanlardan diğerinde bir de gençlerimizin grubu var. Demek ki şu 3 parçayı bize vermiş. Bunların sayısı 36. Şöyle yapalım. Bunların toplamı 36 kişiymiş. Gözlüklü gençlerin sayısı nedir diyor. Şurayı bizden istiyor. Şimdi toplamı burası kaç bulduk? 48. 48'den 36'yı çıkartırsam burası olmaz mı? Olur. 48 eksi 36 o zaman kaç olacak? 12, yani 12 tane genç olup gözlük takan arkadaşımız var. O da sorumuzun eşlik oluyor. Bu soruyla beraber ikinci testimizin de sonuna gelmiş olduk. Üçüncü testimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.